sıradaki sorumuz. Aşağıda bir ortaokuldaki öğrencilerin farklı kalınlıktaki mavi ve pembe renkli iplerden birini kullanarak yapmış oldukları kedi tırmalama tahtaları görülmektedir. Bu kedi tırmalama tahtalarının her biri için kaç metre ip kullanıldığı ve metresinin fiyatı verilmiş. Gördüğünüz gibi maviden tahta için kullanılan ipin uzunluğu 15 metreyken metre fiyatı 4 TL, pembenin 12 metreyken metre fiyatı 5 TL. Öğrencilerin yaptığı kedi tırmalama tahtalarının tümü için iki renk ipten de eşit uzunlukta kullanılmış ve kullanılan iplerin toplam maliyeti 1400 ile 1700 TL arasında olmuştur. Buna göre toplam kaç tane kedi tırmalama tahtası yapılmıştır? Evet, soruyu çözmemize yarayacak bilgi şu son cümledir aslında. Yani tamamen o cümleden yola çıkacağız. İki renk ipten de eşit uzunlukta kullanılmış olması ne anlama geliyor? Bu bize direkt ekok olduğunu söylüyor. Hemen 12 ve 15'in ekokunu alıyorum. 3'e bölüyorum. 5, 4, 4, 5. 12 çarpı 5'ten 60 metre miydi? Evet. Ne anlama geliyor bu? Mavi ve pembe renkli iplerin uzunluğu 60 ya da 60'ın bir katı olmak zorunda. 60 olabilir, 120 olabilir, 180 olabilir, 240 olabilir. Bunu göreceğiz. Hangisi olduğuna da nasıl karar vereceğim? Y'ye bakın, sınırlamış, üstten ve alttan sınırlamış. 1400 ve 1700 TL arasında olduğunu söylüyor. Buradan bulacağım. Diyelim ki 60 metre kullanmış olsun. Bu mavi, bu da pembe için 60 metre kullandı. Metre fiyatı 4 TL ise 6 kere 4'ten 240 TL. Pembe için 60 metre kullanmıştı çünkü eşit olduğunu biliyoruz. 60 çarpı 5'ten 300 TL. Peki toplarsam 540 TL yaptı mı? Yaptı. Fakat bana 1400 ile 1700 TL arasında olduğu söyleniyordu. Demek ki 60'ın herhangi bir katı, 3 katı olabilir diyorum. 180 yapalım. 180 çarpı 4'ten 720 TL. 180 çarpı 5'ten 900 TL. Toplarsak 17.620 TL yapıyor. 1620 TL bu ikisinin arasında mı? Evet, arasında. Demek ki her ikisinden de ne kadar kullanılmış? 180 metre kadar ip kullanılmış. Peki ne soruyordu bize? Kaç tane kedi tırmalama tahtası yapılmıştır? Toplamda 180 metre kullanılmış. Her bir kedi tırmalama tahtası için ne kadar gidiyor? 15 metre. 180'i ne yapıyorum? 15'e bölüyorum. İkisini de kaça bölelim? 3'e bölelim. 180'i 3'e bölersem 60. 15'i 3'e bölersem 5. 60'ı 5'e bölersem buradan 12 tane kedi tırmalama tahtası geldi. 180'i bu kez kaça böleceğim? Her bir pembe renkli kedi tırmalama tahtası için, her bir tahta için 12 metre kullanılıyorsa 180'i 12'ye bölüyorum. Sadeleştirelim. 6'ya bölersem 30, 6'ya bölersem 2, 32'ye bölersem 15 tane de buradan gelir. 12 ile 15'i toplarsak toplamda 27 tane cevabımız bursa. Evet, bir sınıftaki kare şeklindeki eş iki pencere türler ile aşağıdaki gibi süsleniyor. Türlerin orta kısmının genişliği birinde pencerenin kenar uzunluğunun 1/4'üne yani çeyreği kadar, diğerinde ise 1/6'ına eşittir. Türlerin orta kısımlarının genişliği de santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre pencerelerden birinin santimetre kare cinsinden alanı hangisi olabilir? Olabilir gibi sorular aslında çok güzeldir. Seçeneklerden bile gitseniz bulabileceğiniz bir şey. Pencerelerimiz kare şeklindeymiş ve bu karenin alanını istiyor. Alanını bulmak için bir tane karenin kenarını bulmam yeterli bizim için. Hemen şöyle iki tane pencere çiziyorum. Bunlar perdelerimiz. Şimdi diyor ki, cümleye bakalım. Orta kısmının genişliği, yani tam şurası, kenar uzunluğunun 1/4'üne eşit, diğerinde de 1/6'ına. Diyelim ki benim kenar uzunluğum 12x kadar olsun. Bu da 12x olmak zorunda. Çünkü neden? İki eş pencere demiş bakın yukarıda. İki eş pencere dediği için 12x 12x aldım. 12x'in 1/4, yani çeyreğini yapar, 12'yi 4'e bölersem 3x. 1/6'ına yapar, 12'yi 6'ya bölersem 2x. Ben 2x ve 3x'in ne olduğunu biliyormuşum arkadaşlar. Tam sayı olduğunu biliyormuşum. Doğru mu? Tam sayı derken tabii ki burada tam sayı demekten kastı nedir? Pozitif tam sayıdır. Yani negatif tam sayı verebilir miyiz? Uzunluklarımız negatif olabilir mi? -5 metrede bir algı yoktur. Pozitif tam sayılardan bahsediyor. Bunların tam sayı olması için ben burada değerler vereyim. Mesela 1'den başlayalım en küçük pozitif tam sayımız.
Buraya 1 verirsem burası ne olacak? 3 olacak. 1 verirsem 12 olacak her biri. Alanımız 144 olacak. Devam ediyorum. 2 veririm. 2 verirsem 12 yer 2'den 24 olacak. 24'ün karesi zaten, bakın 20'nin karesi bile 400 iken 24'ün karesi 400'den daha büyük. Zaten seçeneklerimizde de başka yok. Yani bir tek cevabımız nedir? C144 olabilir diyoruz. Olabilir gibi sorularda seçeneklerden gidilebilir fakat mantıklı denemeler yapın. Yani her zaman A'dan D'ye kadar tek tek denemekten ziyade önce bir düşünün hangisinden başlayacağınızı. Evet, proje ödevi. Evet, sıradaki sorumuz. Özlem öğretmen, öğrencisi Yaman'dan aşağıda yönergesi verilen proje ödevini yapmasını istemiş. Tahtanın kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacakmış ve en büyük ortak bölünü 2'ymiş. İkinci madde, alanı 48 santimetre olacak şekilde kesiniz. Tahtanın üzerine rapdileri eşit aralıklarla köşeleri de gelecek şekilde takınız. Paket lastiğini köşelere gelecek şekilde takarak bir dikdörtgen oluşturunuz. Yukarıdaki yönergeyi uygulayan Yaman'ın paket lastiği ile oluşturduğu dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetre karelenmiş? Şimdi ben bir dikdörtgen çiziyorum. Alanı 48'miş. Çevresinin ne olmasını istiyorum? Çevresinin en az olmasını istiyorum. Alanı 48 santimetre kare olacak şekilde birden fazla dikdörtgen çizilebilir farklı uzunluklarda. Mesela ben burayı 1'e 48 verirsem alanı yine 48 olur mu? Evet olur. Mesela 4'e 12 verirsem yine 48 olur mu? Evet olur. Mesela 6'ya 8 verirsem yine alanı 48 olur mu? Evet olur. Tabii ki burada başka bir bilgi daha var. Nedir o da? İşte birinci madde, tahtanın kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı diyor. Evet, hepsi tam sayı. En büyük ortak böleni de 2'dir. Ne anlama geliyor yani? İki tane kenarın, kısa kenar ve uzun kenarların ebopları ne olmalıymış? 2 olmalı. Mesela buraya bakarsan burada ebopları nedir? 1'dir. 48 ve 1'in en büyük ortak böleni 1'dir. Burada bakarsam 12 ve 4'ün ebopları nedir? 4'tür. Fakat 6 ve 8'e bakarsam ebopları nedir? 2'dir. Dolayısıyla bu dikdörtgenin alanı en az olur. Unutmayın, dikdörtgenin çevresinin, pardon, alanı değil çevresi. Dikdörtgenin çevresinin en az olmasını istiyorsan her zaman kareye yaklaşır. Çevresinin uzun olmasını istiyorsan da olabildiğince dikdörtgen şeklinde olur ve kısa kenarla uzun kenar arasında uçurumlar olur. Yani daha çok fark olur. Burada da daha az fark olmasına dikkat edeceğiz. Çevresine bakarsam 8, 8 daha 16, 6, 6 daha 12, 16 ile 12'yi toplarsak cevabımız 28 santimetredir. Evet, videomuz burada sona erdi. Tüm sınava girecek öğrencilere başarılar diliyorum. Çocuklar, şuna çok dikkat edin. Evet, yeni sistem soruları böyle baktığımız zaman gözümüzü çok korkutabiliyor. Eğer fark ettiyseniz ben soruları çözerken hep tablo şekilde bunları görselleştirmeye çalıştım. Bu her zaman işinizi daha kolay yapar. Yani şuradaki o yarım sayfalık uzun uzun soruları siz buradan çekip süzgeç gibi alacaksınız. Size lazım olanlar neler? Bakın burada bu tabloyu hiç okumadım bile. Burada sadece işime yarayacak şeyleri alıyorum. Kabaca bir görsel olarak bakıyorum. Yani çok fazla derine inmeden, kafa karıştırmadan çözmeye dikkat edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum.